Bir akıl ve zeka oyunları tabanlı eğitim sistemi projesinde karşınızdayız. Bugün üçüncüsünü yapacağız programımızın. Bu sistemde ne tür oyunlar oynanıldığını daha önce paylaşmıştım. Bugün de sistemin nasıl olduğu, nasıl işlevselliğini kazandığını anlatmaya, paylaşmaya sizlerle çalışacağım. Evet, Active Brains Education Akademi olarak zeka oyunları eğitimi ve koçluk eğitimleri verdiğimizi daha önceki programlarda bahsetmiştim. Çok kısa bir hatırlatma yapacağım. Daha önceki iki programımızda akıl ve zeka oyunları nedir? Ne demektir? Ne manaya gelir? Akıl ve zeka oyunlarının çeşitleri nelerdir? Akıl ve zeka oyunlarıyla insanlar, çocuklar, öğrenciler, yetişkinler ne tür beceriler kazanır? Bunları izah etmeye çalışmıştım. Bugün de konumuz içerisinde akıl ve zeka oyunları tabanlı eğitim için örnek bir çalışma olan Bamgales sistemini anlatmaya çalışacağım. Ve özellikle bu dönemde, koronavirüs döneminde ve daha önceki dönemlerde aslında hayatımızın bir parçası ve en önemli değerlerimizden bir tanesi olan çocuklarımızla birlikte oyun oynama, nitelikli zeka oyunları oynama projesinden bahsetmeye çalışacağım. Evet, öncelikle çok önemli bir araştırma üzerinde durmak istiyorum konuma başlamadan önce. Bunu çok önemsiyorum ve şu an dünyanın değişik ülkelerinde, Amerika gibi, Almanya gibi farklı ülkelerde bu iş üzerine ciddi araştırmalar yapılıyor. Fakat en önemlisi Amerika Birleşik Devletleri'nde Berkeley Üniversitesi'nde Profesör Doktor Sylvia Bunge hanımefendinin yapmış olduğu çalışma. Çok dikkat çekici ve çok enfes bir çalışma gerçekten. Ben kendisiyle de tanışma şerefine erdim ve tanıştım. Muhabbet ettik, konuştuk. Ve bu noktadaki çalışmalarından bahsetmişti. Bu çalışmalardan bir tanesini sizle paylaşmak istiyorum. Doktor Sylvia Bunge şu an Berkeley Üniversitesi'nde nörolog profesör olarak bulunmakta ve birkaç yıl öncesinde bir araştırma yapıyor. Yani bu konu üzerine zekanın gelişimi, zeka çocuklarda gelişmeye sebep oluyor mu, olmuyor mu acaba? Zekası çocuğun nasıl gelişiyor gibi konularda araştırmalar yapıyor ve bir grup öğrenciyle bir devlet okuluna gidiyorlar. Ve devlet okulunda yöneticilerle görüştükten sonra velilerle görüşüyorlar ve o okuldaki bazı öğrencileri, yani tamamını alamayacakları için deney olarak onlarla birlikte zeka oyunu oynamak için bir program yapıyorlar. Ve 8 haftalık bir program. 8 hafta içerisinde de haftada 2 gün olmak üzere 1 saat 15 dakika öğrencilerle zeka oyunları oynuyorlar. Öncesinde bu grup halinde çalışmayla birlikte, yani öğrencilerle birlikte oyunları tespit ediyorlar. Hangi zeka oyunlarını seçelim, hangi oyunları oynatalım diye ve seçtikten sonra uygulama safhasına geçiyorlar. Birinci dönemde şunu yapıyorlar. Birinci olarak şunu yapıyorlar. Öğrencilerin test yaparak zeka, IQ seviyelerini ölçüyorlar. Yani bu çocukların IQ seviyesi acaba şu an hangi durumda, hangi seviyede? Akabinde de bu oyunlar acaba IQ'nun artmasına, çocuğun özellikle mantıksal düşünme, akıl yürütebilme, strateji uygulayabilme noktasındaki düşünmesine acaba etki ediyor mu, etmiyor mu? Bu konu üzerinde çalışma yapıyorlar ve sonunda da 8 haftanın sonucunda çok enfes bir puanla karşılaşıyorlar. Normalde sevgili dinleyenler, bir öğrenci bir yıllık okul hayatında derslerle yaptığı performansta bir yılda %12'lik IQ kazanır. Ya IQ başarısı kazanabilir. Yani çocuğun IQ başarısı şu demek: düşünebilme kabiliyeti, akıl yürütebilme kabiliyeti, mantık kurabilme kabiliyeti, problemlere çözüm bulabilme kabiliyeti noktasında bakarsanız IQ'ye, bazı insanlar şöyle algılayabiliyorlar. Yani ben işte bu oyunları oynayarak IQ'm fırlayacak, hocam ben çok zeki mi olacağım diyorlar. Zeka geliştirilebiliyor biliyorsunuz. Fakat biz burada en çok zeka oyunlarında baktığımız nokta şu. Yani çocukların hayatları boyunca problem çözebilme becerisini geliştirme. Çocukların veya insanların, bu eğitimi alan kim olursa olsun, her yaş grubuna hitap ediyor bu eğitim ve bu eğitimleri alan kişilerin zeka oyunları oynayarak, akıl oyunları oynayarak akıl yürütme becerisini, düşünme becerisini, analitik düşünebilme, kritize edebilme düşüncelerini geliştirmeyle alakalı yapılan bir eğitim sistemi ve bunun sonucunda %13'lük bir IQ görüyorlar. Normalde bir öğrenci, bir kişi bir yılda %12'lik bir IQ artışı görebilir. Normal standartlarda. Fakat bu oyunlarla aktif bir şekilde meşgul olduğu için, çünkü hızlı düşünebilmeyi öğreniyor, problem çözebilmeyi öğreniyor ve elindeki materyallerle bu işi yapmaya çalışıyor. Yani siz oturup, hani çok özür dilerim, bir papağan gibi ezberleyip kuralları uygulama değil.
günlük hayatında problem çözebilmesine yardımcı olabilecek, making, decision making dediğimiz karar verebilme mekanizmasını kurabilecek materyallerle çocuğu veya kişiyi besledikten sonra IQ'sunun veya mantıksal becerisinin, düşünme becerisinin ciddi manasıyla arttığını göreceksiniz ve bu bilim adamları bunu görmüşler. Yani enfes bir araştırma. Bununla alakalı yine farklı ülkelerde, Türkiye'de de şu an araştırmalar yapılıyor. Bir takım araştırmalar var. Biz belki sadece hani oyun deyip geçiyoruz ama gerçekten oyun hayatın müthiş bir parçası. Yani olmazsa olmazı tabiri caizse. Hani meşhur bir söz vardır aramızda kullanırız. Herkesin oyuncağı farklıdır. Yani herkes, hayat bir oyundur, oyuncakları farklıdır bir ifade kullanılır. Aslında gerçekten herkesin, her yaşın, her kesimin oynayabileceği enfes oyunlar bu oyunlar. Gerçekten vakit israfı da değil, yani zamanı boşa boşa kullanmak değil. Tablet karşısında, bilgisayar karşısında gerçekten yani bizim beynimize, hafızamıza, zekamıza hitap etmeyen oyunlar evet vakit israfı olarak görebiliriz. Ama benim beynimi besleyecek, hafızamı besleyecek, aklımı besleyecek, düşünce becerimi geliştirebilecek, yani hayata bakışımı geliştirebilecek, basiret diyoruz biz bir diğer tabirle, basiretimi geliştirebilecek enfes oyunlar şu an bilim adamları tarafından her geçen gün daha da yenileri çıkartılıyor. Tabii ki bunun online platformları var. Bu arada da şöyle bir müjde de vermiş olayım. Biz Active Brain Education Akademi olarak online eğitim sistemine de geçtik. Yani öğrencilerimize ve bu eğitim alacak kişilere ders olarak online sistemden de bu eğitimlerimizi vermeye çalışıyoruz. Evet, bu araştırmanın sonucunda Dr. Bunge IQ seviyelerinin çocukların ortalamasının %13 arttığını görmüş ve bu müthiş bir başarı diyor kendisi tabiriyle. Ve şu anda hala acaba zeka gelişimiyle alakalı veya beyindeki fonksiyonlarla alakalı yine bu tür çalışmalara kendileri devam etmekteler. 8 haftada 20 saatlik bir oyunla, kaliteli zeka oyunlarıyla insanların gerçekten basiretinin, matematiksel düşüncelerin geliştiğini görüyoruz. Benim özellikle bulunduğum ülkede de hitap ettiğim öğrencilerim arasından velilerin tepkilerini aldığımda bazı velilerimden şunu duydum. Matematiksel becerisinin, yani çocuğun matematik evet görüyor, toplama, çıkarma, çarpma ama yani akıl yürütebilmesi, matematiksel işe bakabilmesi, problemi çözebilmesi noktasında bu oyunların çok ciddi faydalarını gördük diyen velilerim var. Şimdi bu noktada biz Baumgartner sistemiyle ne yapmaya çalışıyoruz? Biliyorsunuz dünyada artık eğitim metotları, eğitim sistemleri değişmeye başladı. Hani o eskisi kara tahtaya yazıp, deftere yazıp, ezberleyip, kalkıp hocanın karşısında konuşma veya ertesi gün ödevi bir gün öncesinde hazırlayıp, ezberleyip hocanın karşısında konuşmadan ziyade şu an hayatın içerisinde olabilecek ve hayatla bağdaştırılabilecek, çocuğun hayatta karşılaşabileceği artık müfredatlar yazılmaya başladı. Körü kılımlar yazılmaya başladı. Yani kuru kuruya bir trigonometri öğrenme değil, kuru kuruya açıları öğrenme değil, kuru kuruya science'den bir bilim konusunu öğrenme değil de artık bunu acaba aktiviteyle, oyunlarla veya farklı metotlarla acaba çocukların hafızasına, çocukların yaşantı becerisine nasıl aktarabiliriz? Şu an belki harıl harıl yeni eğitimciler, eğitim işleriyle uğraşanlar, profesörler, hocalar bu tip kaynaklarla artık insanları beslemeye çalışıyorlar. Şu an critical thinking dediğim, thinking dediğimiz, analytic thinking dediğimiz, ne bileyim, creativity dediğimiz bu becerileri çocuklara kazandırmak için ki bir çocuğa hani meşhur bir Japon atasözü vardır. Yani balık tutmayı öğretmek lazım. Balık yemeyi değil de gel ben balık yaptım hazır hadi yiyelim değil. Gel seninle bir balık tutalım. O balık tutmanın güzelliğini, o balık tutarken nasıl sabretmesi gerektiğini ve sonucunda kendi tuttuğu bir şeyi yemesinin insanın ne kadar leziz olacağını insanlara anlatmak, paylaşmak çok önemli bir şey. Ve şu anda bazı ülkelerde, yani tamamı diyemeyeceğiz çünkü bu noktada eğitim noktasında takviye edilmesi gereken belki birçok okul, birçok değişik farklı company, değişik farklı kurumlar var. Bu noktada bazı ülkelerde bu metot uygulanmaya çalışılıyor. Özellikle thinking skills dediğimiz, düşünce becerileri dediğimiz, creativity dediğimiz metotlar oyunlarla, soru cevap usulüyle, zeka soruyla ilgilenen çocukların beslenmesi sağlanıyor. Ve bu noktada da belki de çocuklarımızın özellikle anaokulundan 8. sınıfa kadarki öğrencilerimizin okul başarılarının, hayat becerilerinin, lise yaşındaki öğrencilerimizin ve yetişkinlerin
ve yaşı artık belli bir kemale ermiş insanların da hayat becerileriyle kendilerini geliştirmeye ve hızlı bir şekilde geliştirmesi için çok önemli bir metot. Bizim bu metodumuzda 5 seviyemiz var. Yani çocuklara oyunları seviye seviye vermeye çalışıyoruz. Ve bunlardan birincisi basic seviye dediğimiz en basit. Yani hiçbir şey bilmeyen, zeka oyunlarıyla alakası olmamış, akıl ve zeka oyunları nedir, hiç haber olmamış insanlara ve öğrencilerimize verdiğimiz eğitim birinci basic seviye dediğimiz eğitim. Bu seviyede öğrencimiz öncelikle zeka oyunları nedir, ne tür çeşitleri vardır, bu zeka oyunları ne işe yarar, öncelikle bunlarla başlıyoruz. Ve çok basit denebilecek seviyedeki intelligence game'leri yani mind games'leri, zeka sorularını çocuklarımıza öğretmeye çalışıyoruz. Bunların arasında belki de hepinizin evet ya hocam ya devamlı karşılaştığınız diyeceğiniz en önemli oyunlardan bir tanesi Sudoku. Bu belki akıl yürütme ve işlem oyunları arasına giriyor. Hatırlayacaksınız geçen bölümümüzde şundan bahsetmiştik. Zeka oyunlarının 6 farklı çeşidi var demiştik. Birisi akıl ve işlem oyunları, akıl yürütme ve işlem oyunları, birisi strateji oyunları, birisi memori oyunları, birisi karma zeka oyunları gibi 6 kategoriden bahsetmiştik. Burada da biz basic seviyede çocuklarımızın anlayabileceği veya bu işi daha yeni öğrenecek kişilerin anlayabileceği basit oyunlarla başlıyoruz. Bunların arasında Tangram dediğimiz 7 parçadan oluşan oyunları inşallah ileriki bölümlerimizde de birkaç örnek oyunlardan oynayarak sizlere daha da güzel izah etmeye çalışacağız. Chinese Checkers dediğimiz Çin daması, Tic-Tac-Toe dediğimiz, Üç Taş dediğimiz bizim meşhur Türkiye'de belki çok yaygın olarak oynanan Dokuz Taş dediğimiz bu oyunlarla çocuklarımızı basic seviyede hazırlamaya başlıyoruz. Jenga, satrancın çok basit seviyesi yani satranç taşlarının nasıl gideceği, nereye gideceği, hangi tür hamleler yapılacağını bu seviyede biz öğrencilerimize vermeye çalışıyoruz. Ve her bir seviyenin öğrenme seviyesi, durumu 4 ay yaklaşık sürüyor. Ve step by step yani kademe kademe çocuğumuz veya bu eğitimi alan kişi bu işi kavramaya çalışıyor. İkinci seviyedeki intermediate level dediğimiz bir seviye. Burada da öğrencimiz artık oynayarak yine belki aynı oyunları ama farklı bir level olarak yani başlangıç değil de artık birazcık daha derinleşebileceği, birazcık daha algısını artırabileceği, problem çözebileceği, mantığını daha iyi yürütebileceği ve artık acaba hangi bir yol izlesem ki, hangi bir metot kullansam ki acaba karşımdaki rakibimi belki de mat edebilirim veyahut da karşıma gelen bir problemi çözebilirim sorusunun karşılığını bulmaya çalışıyor bu seviyede. Bu seviyede de oynanan oyunlar arasında Surakarta dediğimiz, 9 taş, 12 taş dediğimiz, Otello, Koridor dediğimiz dünyada çok meşhur şekilde uygulanan oyunlar bunlar, oynanan oyunlar. Ve diğer gelecek bölümümüzde de inşallah dünya çapında oynanan bu tür uluslararası turnuvalardan bahsetmeye çalışacağım. Puzzle'lar, abalon oyunları, Surakarta dediğimiz ve yine Sudoku'nun belki de intermediate seviyesindeki akıl ve işlem oyunlarına hitap eden bir level bu level. Üçüncü level'ımız artık oynayarak tabii bir meleke kazanıyorsunuz. Yani bir oyunu ben öyle insanlar tanıdım ki ben de şahsen yaklaşık 20 küsur yıldır bazı oyunları oynamaya çalışıyorum. Yani 21 yıl, 25 yıl, 30 yıldır belli oyunları oynayıp artık o işte meleke haline gelmiş. Özellikle buna satranç örnek verebiliriz. Biliyorsunuz dünyada en çok belki bilinen zeka oyunları arasında ve insanın hem düşünme becerisini hem matematiksel algısını özellikle matematiksel algısını çok iyi geliştiren oyunlar arasında tarihi bir oyundur. 6000 küsur varyantı ve çeşidi vardır ama bizim en çok oynadığımız meşhur satrançımız vardır biliyorsunuz. Bütün dünya yaygın olarak turnuvalara düzenlenen satranç oyunu bu seviyede mesela advanced seviyesine artık yavaş yavaş çocuğumuzu basic'ten başlatarak getirmeye çalışıyoruz. Ve bu seviyedeki oyunlarda da artık çocuğumuz problem çözmeyi öğreniyor. Nasıl çözebileceğini öğreniyor. Yani karşılaştığı bir artık stratejiyi öğrenmiş. Bu stratejiyi acaba nasıl uygulayabilirim? Yani öğrendiğim kuralları, öğrendiğim taktikleri acaba kendi beynimde, hafızamda bir kurgulayarak kendim acaba yeni bir strateji nasıl ortaya çıkartabilirim şeklindeki advanced level'da bu seviyeyi görmeye çalışıyor öğrencilerimiz. Ve buna da yine örnek diyebileceğimiz Chess Advanced dediğimiz artık çok profesyonel oynamaya başlıyor. Çünkü biraz önce de ifade ettim dünyada en çok meşhur oynanan oyunlar arasında, zeka oyunları arasında Chess yer alıyor. Uluslararası turnuvaları var.
şehirlerde, ülkelerde ve bütün dünya camiasında çok yaygınlık olarak oynanmış bir oyun. Sadece belki bir tanesi chess ama bunun yanında yüzlerce, binlerce çok farklı strateji oyunları var. Bunların arasında mesela yine en meşhur olan bir tanesi Go. Öğrenmesi gerçekten kolay gibi gözüken ama içine girince, derinleşince çok zorlaşan, satranca gerçekten eşdeğer olabilecek bir oyun, Go oyunu. Bir diğer puzzle, advanced dediğimiz küçük basit puzzle'lar değil de artık belki de 5000'lik puzzle'lar, 3000'lik puzzle'ları yapmaya çalışıyor buradaki öğrencilerimiz. Ve advanced seviyedeki zeka sorularını çözmeye çalışıyor. Yine Sudoku diyeceğimiz, Kakuro diyeceğimiz yine akıl ve işlem oyunları arasında bunlar yer alıyor. Evet, bu üç belki temel seviyeyi oluşturuyor sevgili dinleyenler. Yani basic seviye, intermediate seviye ve advanced seviye. Bir üst seviyesi de proficiency dediğimiz artık profesyonel hale geliyor çocuk. Bu profesyoneldeki kastımız ne acaba? Burada da oynanan oyunların farklı varyantlarını öğreniyor. Yani bir mangal oyunu mesela 50 küsür tane farklı varyantı var. Yani mangala belki Türk mantığıyla, Orta Asya mantığıyla farklı oynanıyor, Afrika mantığıyla farklı oynanıyor, Avrupa mantığıyla farklı oynanıyor. Ama temelde birinci, en önemli oynanan oyunu aldıktan sonra artık bu seviyeye gelen çocuklarımıza aynı oyunun farklı varyantlarını gösteriyoruz. Yani strateji farklılıkları, taş farklılıkları veya kural farklılıkları olabiliyor bu oyunlar arasında. Artık bunları kavramaya başlıyor. Tabii ki takdir edersiniz bütün oyunları hafızamıza almamız çok zor. Belki de farklı varyanttan kastımız şu, eğer temel oyunun bir tanesini öğrenmişse bunun 5, 6, 7 çocuğun durumu ve hafızasına göre bunu geliştirebiliyoruz. Bu noktada oynanan oyunlar arasında yine satranç var, satrancın farklı varyantları var, checkers var, checkers'ın farklı varyantları var, mangala var, belki meşhur Türk zeka strateji oyunu, bunun farklı varyantları var ve bunu biz öğrencilerimize öğretmeye çalışıyoruz. Son seviyemizde artık adı üzerinde master, yani bu işin artık uzmanı olmuş oluyor çocuklarımız. Önüne bir oyun geldiğinde, herhangi bir oyun geldiğinde rahat bir şekilde kuralını algılayabiliyor. Kendisi artık karşıdaki insanlara kendi fikirlerini söyleyebiliyor. Şu taktiği uygulayabilirsin, şu metotla gidebilirsin diye ve analiz yapmaya başlıyor. Yani oyunlar hakkında analizler yapma, yeni oyunlar üretebilme. Ben daha önceki bir programda size anlatmıştım hatırlarsanız. Biz öğrencilerimizle 3, 6, 9, 12 taş oyununu oynarken şöyle bir proje yapmaya karar vermiştik. Dedik ki bu 3 taşın farklı bir varyantını nasıl oluşturabiliriz? Yani 6, 9, 12 taşın farklı varyantının dışında. Ve çocukların çok farklı fikirler gelmişti gerçekten. Çünkü artık oynaya oynaya çocuklarımız da bir meleke haline geliyor bu. Ve farklı bir varyant kendileri geliştirebiliyorlar. Bu noktada master seviyesinde de artık bütün oyunlara hakim, analiz yapabilen, yorumunu söyleyebilen, hani spor yorumcuları vardır biliyorsunuz, futbol yorumcuları falan vardır. Aynı şekilde zeka oyunlarına da yorum yapmaya başlayan, yeni taktikler üretmiş ve yeni taktiklerle ortaya çıkan, yeni oyunlar üretebilen insanlar, öğrenciler yetiştirmeye bu seviyedeki hedefimiz. Sevgili dinleyenler, BAMGALES sisteminde yani Brain and Mind Games Learning sistemde bizim uyguladığımız 3 tane metodumuz var. Yani çocuğun önüne sadece oyunu koyma, çocuğum al bu oyunu oyna, ondan sonra da işte kaldırır rafa koyarsın değil de nasıl oynanması gerektiği, niçin oynaması gerektiğini ya çocuğa bir bakıma o oyunu yediriyorsunuz. Bunun birincisi oyundan önceki dönemimiz var. Yani oyuna başlamadan önce biz çocuklarla, öğrencilerimizle sınıf ortamı ise sınıfa, eğer birebir one on one derslerimizde, birebir derslerimizde de aynı şekilde çocuğumuza öncelikle oynayacağı oyunun metodunu öğretmeye çalışıyoruz. Yani tarihçesini öncelikle başlıyoruz. Bu oyun nedir? Bu oyun nereden çıkmıştır? Bu oyun nerede bulunmuştur? Mesela Tangram, Çin'de ortaya çıkan bir oyundur. Meşhur matematikçi Tan tarafından bulunan bir oyundur. Nasıl oynanmıştır? Bu döneme nasıl gelmişti? Kısaca, çok uzun uzadıya değil de çocuğumuzla bir bakıma hikayeleştirerek, yani oyunu hikayeleştirerek anlatmaya çalışıyoruz. Arkasından bu oyunun kuralları nelerdir? Kaç kuralı varsa çocuğumuzun seviyesi ve sınıfımızın seviyesi ve durumuna göre de eğer 5 kural varsa 7'le 7'le yani ikişer ikişer veya birer birer durumuna göre veya çocukların konumuna göre kurallarını öğretiyorsunuz. Üçüncüsü olarak çocuklar artık önüne oyunu koyduktan sonra yavaş yavaş uygulamaya başlıyor. Bundan önceki safhada
kurallar söylendikten sonra belki günlük hayatta da karşılaşabileceği problemler, karşılaşabileceği sıkıntılar da varsa bunlarla alakalı kısa bir söyleşi yapıyorsunuz ve arkasından çocuk artık oyun oynamaya başlıyor. Atıyorum tangram önüne koyduysanız, fotoğrafta da bir Çinli öğrenciyi bakın, şekil oyunlarından, mekanik oyunlardan, geometrik oyunlardan oynamaya çalışıyor. Bir festivale katılmıştık. O festivaldeki tanıtımlarımızdan bir tanesi. Ve oyunu alıp kurallarını kendisi uygulamaya başlıyor. Eğer birebir oyunlarda, yani kendisinin oynayacağı single game dediğimiz oyunlarda kendisi eğer uygulayacaksa, kendisinin uygulamasına bakarak yön vermeye çalışıyoruz. Yani yanlış yaptığında bak şurasını şöyle yapabilirsin. Bu taş oraya mı gelmeli, sence bu tarafta mı olmalı gibi çocuklarla söyleşi yaparak, muhabbet ederek çocukların bu becerisi kazanmasını sağlıyorsunuz. Ve her birinin öncesinde özellikle koçların, öğrenci koçlarının, zeka oyunları eğitimi koçu ve koçluğu yapacak kişilerin elinde olması gereken, ki olmazsa olmazdır, bir günlük planı, bir dönemlik planı ve yıllık planı olması gerekiyor. Ve bunlarla çocuklarımıza hitap ediyoruz. Yani hadi bu hafta bu A oyunu seçtik oynuyoruz değil de her haftanın bir oyunu var ve her haftanın bir müfredatı var. Çocuk bunda ne kazanacak? Birazdan hepiniz şahit olup göreceksiniz. Çizelgeleri size göstereceğim. Evet, ikinci olarak oyun esnasında neler yapıyoruz? Yani oyundan önce bunları yaptık. Oyun esnasında öğrencilerimizde düşünebilmesi için, strateji üretebilmesi için, taktik uygulayabilmesi için çocuğumuza yardımcı oluyoruz. Buna biz opening game dediğimiz, yani oyun açılışında nelere dikkat etmesi gerekiyor, nasıl oynaması gerektiğini söylüyoruz. Daha sonra oyun esnasında, yani playing game dediğimiz oyun esnasındaki oyunu oynarken planlamasını, organize yapabilmesini sağlamak lazım. Yani çocuk hangi taşı nereye oynarsa ne tür bir hamleyle karşılaşacak. Kendisi oynarken, karşı rakibiyle oynarken veya 4 kişilik, 3 kişilik gruplarla oynarken nasıl bir acaba hamleyle karşılaşacak? Bunun yönünü vermeye çalışıyorsunuz. Arkasından çocuğun hareket etmesini sağlıyorsunuz. Yani artık oyunla entegre olmasını, engage olmasını sağlıyorsunuz ve çocuk oynamaya başlıyor. Bunun sonucunda da bu oyundan çocuğa bir soru soruyoruz. Yani bu oyundan ne kazandın? Yani sen bu oyunda gerçek hayatta olsaydın nasıl bir şey uygulardın? Bunun daha önce örneğini vermiştim. Özellikle şekil oyunlarında mesela çocuğumuz oynayarak artık odasının düzenini kendisi düzenleyebiliyor. Ne bileyim, evde bir salonun düzenlenmesinde bir şeklin veya bir fotoğrafın, bir posterin yamuk konduğunda bunun yamuk olduğunu veya düzensiz bir yerler durduğunu anlayabiliyor. Çünkü mekanik oyunlarla biz bunu sağlıyoruz. Özellikle bir mekanda, bir salonda bulunduğunuzda karşılaştığı problemler neler? Ortalıkta gözüken kirler neler? Ortalıkta gözüken engel olacak, yani oradaki ortamın güzelliğini bozacak engeller neler? Bunları öğreniyor ve günlük hayatta uygulamasını sağlıyoruz. Son olarak da sevgili dinleyenler, burası en önemlisi, özellikle velilerimizin, bu eğitimi alan öğrencilerimizin, çocuklarının, ailelerinin en çok sorduğu sorulardan bir tanesi burası. Hocam bu çocuk oynuyor. Tamam, oyun güzeldir. Çocuk oynasın, oynasın ama bunun sonucu ne olacak? Yani ne kazanacak? Evet, kazançlarını biliyoruz ama elinde bir belge istiyor tabiri caizse. Yani bir puanlama metodu istiyor ki zaten bütün eğitim sistemlerinde bu vardır. Şu an ben online eğitimlerimde de aynı şekilde verince direkt çocuk hakkında analiz çıkartabiliyoruz. Yani çocuk hangi seviyeye geldi, çocuk buradan ne tür becerileri kazandı birazdan göreceğiz. Birinci olarak post game evaluation dediğimiz, yani öğrenci kendisini bir rapor ediyor. Yani oynadıktan sonra çocuğa sorduğumuz bir takım sorular var. Bu oyunla sen oynarken ne hissettin? Bu oyunda senin en çok etkilendiğin nokta ne oldu gibi bir takım sorularımız var. İkincisi, bu eğitimi veren, hani al git çocuğum bu oyunu oyna değil de bunu diğer programımızda, yani akıl ve zeka oyunları koçluğu nasıl yapılır programında izah etmeye çalışacağım. Koçların ve trainerların, antrenörlerin özellikle bu işimi verecek eğitimcilerin, öğretmen arkadaşlarımızın da çocuğu rapor etmesi. Yani çocuğu gözlemlemesi, çocuğu kendi haline bırakmak değil bakın. Önemli olan çocuğu gözlemleyebilmek ve ona rehberlik yapabilmek, kılavuzluk yapabilmek. Yani çocuk oynarken belki bir problemle karşılaşmış olabilir. Bu problemi acaba nasıl aşabilir? Acaba bu problemden, bu girdaptan nasıl çıkabilir? Bunu çocuğa yardımcı olmanız gerekiyor ve bundan dolayı da sınıfı, öğrencileri tek tek ve gruplar halinde gözlemleyebilmeniz ve raporlayabilmeniz gerekiyor. Bir diğer evaluation report dediğimiz, yani
raporlama sisteminde aileye sorular soruyoruz. Ayda bir defa programımızda. Yani çocuğunuzun gelişimiyle alakalı bunları soruyoruz. Ne bileyim, sizin kendi parents'lar yani aileler olarak ne tür beceriler kazandığını düşünüyorsunuz? Nasıl bir testimonoloji, yani sizdeki duygularınız, sizin duygularınız nelerdir diye bir takım performans notlarımız var. En sonunda da haftada bir, ayda bir ve dönemde bir defa olmak üzere de assessment dediğimiz, yani çocukları bir kontrol mekanizması olarak takip ettiğimiz bir metodumuz var. Evet, burada bir öğrencimin bir raporu mevcut. Sadece September ve October, yani 2 ay boyunca çocuğun aldığı puanları tespit etmeye çalıştık. Bakın, burada bizim öncelikle oyunlarda temel zeka oyunlarını kazandırmaya çalıştığımız 5 tane becerimiz var. Yani diğer uzun uzadıya saydığımız, evet, bunların hepsini biz kazandırmaya çalışacağız. Fakat özellikle çocukların oyunu algılayabilmesi, anlayabilmesi, çocuk oyunu anladı mı, anlamadı mı? Mesela bazı öğrencilerimiz evet anladım diyor ama oynarken çok yanlış oynuyor. Hatta hiç anlamadığını görüyorsunuz bu şekilde. Tekrar izah etmeniz gerekiyor falan. Öncelikle oyunu algılaması, oyunu anlayabilmesi. İkincisi, oyuna fokuslanabiliyor mu? Yani oynarken dikkati dağılıyor mu acaba? Veya çocuk gerçekten fokuslanarak mı oynuyor? Başka bir şeyle meşgul oluyor mu? Dikkatini dağıtacak başka unsurlar var mı? Rakibiyle bile oynarken acaba morali bozuluyor mu? Bu fokuslanma işine bakıyoruz. Zamanı kullanabilme, bu da çok önemli. Çünkü zamana karşı yarışıyorlar. Yani bir oyunu siz saatlerce, günlerce bile oynayabilirsiniz. Mesela satranç oyununda düşüne düşüne oynayalım hocam derseniz bir hamle yaparsınız, iki hamle yaparsınız. Gider dolaşır gelirsiniz, üçüncü hamleyi yaparsınız falan. Ama özellikle zaman konusunda 20 dakika, 30 dakika, 40 dakika veya 1 saat zaman kısıtlamalı oyunlarda zamanı nasıl kullandığına dikkat etmeye çalışıyoruz. Bir diğer önemli unsur zeka oyunlarında, en önemli unsurlardan bir tanesi de strateji ve plan yapabilmesi çocuğun. Yani çocuk gerçekten strateji uygulayabiliyor mu, plan yapabiliyor mu ki bu gündelik hayatına çok ciddi tesir edecektir sevgili dinleyenler. Yani bizim şu an çocuklarımızda, öğrencilerimizde en önemli aradığımız unsurlardan bir tanesi bu. Yani çocuk hayatta kendini planlayabiliyor mu? Yani gününü planlayabiliyor mu? Ders çalışırken dersini planlayabiliyor mu? Hayatını planlayabiliyor mu? Ve planlarken de bir strateji uygulayabiliyor mu? Bu sadece derslerde program çözmek değil yani. Yani ders esnasında, arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde, ailesiyle olan ilişkilerinde acaba strateji üretebiliyor mu? Akıl yürütebiliyor mu? Problemle karşılaştığında problem çözebiliyor mu? Bu çok önemli bir unsur. Bunu çok önemsiyoruz. Ve bu oyunlar vesilesiyle belki de bunu çok iyi şekilde kazanmaya çalışıyor öğrencilerimiz. Son olarak da behavior dediğimiz, yani çocukların oyun esnasındaki davranışları. Bakın, gerçekten insanlar oyun esnasında bir bakım davranışlarını sergiliyorlar. Yani bilinç altları belki orada ortaya çıkıyor. Ben çok iyi hatırlıyorum, yıllar önce bir futbol maçı oynarken yanlışlıkla topu rakibimde, karşı tarafta bir arkadaşıma atmıştım. Arkadaşım çok halim selim bir insan. Ben öyle biliyorum yani öncesinde. Çok böyle mütevazi, güzel bir insan. Fakat tabii o can yanmasıyla insanın, herkesin belki kükremesi ayrı bir şeydir ama o çok farklı olmuştu. Yani herkesin belki ayağına vurulabilir, yüzüne top gelebilir ama çok farklı bir tepki vermişti. Ben orada çok şaşırmıştım. Ve bu tepkisi maçtan sonra da devam etmişti. Yani burada da aynı şekilde zeka oyunlarında da oynarken, mesela çocuk yenildi oynarken, hep yenilecek diye bir kural yok. Yenilerek belki yenmeyi öğrenecek. Yenildiğinde verdiği tepki veya oynarken morali bozuluyor mu? Motivasyonu nasıl acaba? Fokus meselesi, yani oyuna fokuslanmasında düşüş var mı? Yükseliş var mı? Bunları gözlemliyorsunuz ve buna göre de çocuğa bir puanlama çizelgeninde puan veriyorsunuz. Bakın, bir öğrencimiz mesela Tangram oynamış. Tangram oyununda iyi bir performans sergilemiş. Fakat tabii kolay bir oyun değil Tangram. 7 tane parça şekli birleştirerek farklı 7000 çeşit farklı çeşit oyunlar, farklı figüranlar yapmaya çalışıyorsunuz, yapıyorsunuz. Ve bu noktada da öğrencimiz strateji ve plan yapma noktasında birazcık düşük puan. Yani ortalama orta bir puan almış. Yani 3 puan almış. Fakat oyundaki davranışı, performansı, fokuslanması, hocayı dinlemesi ve oyundaki oynayış tarzı çok mükemmel. Yani 5 puan almış. 5 üzerinden 5 puan almış.
diğer oyunu algılayabilmesinde belki birazcık ilk oyun olması hasebiyle ufak belki bir anlaşılmamazlık olmuş ama tekrar akabinde birkaç defa vurgulandıktan sonra çok iyi kavramış oyunu ve zamanı çok iyi kullanarak da oynamaya çalışmış. Bu şekilde bütün oyunların her birinin nasıl oynadığına dair de biz evaluation report yani bir oyundan sonra raporlama yapmaya çalışıyoruz. Evet, burada da öğrencimizin kazandığı beceriler var. Hatırlarsanız dört ana temel beceriden bahsetmiştik. Bilişsel beceri, duygusal beceri, sosyal becerisi ve developmental benefit dediğimiz yani çocuklarımızın özellikle okul hayatlarında school subject dediğimiz yani okul derslerindeki becerileri, günlük hayattaki life skills dediğimiz eğer oynayan kişiler yetişkin insanlarsa, yaşlı insanlarsa bu insanların life skill'larına bakıyoruz. Eğer çalışan insanlarsa, bir company'de, bir yerde çalışan bir kişilerse bu insanlar, onların da work skill dediğimiz yani iş başarılarındaki performanslarını ölçmeye çalışıyoruz biz bu oyunlarla. Mesela bir oyun örneğini verelim. Tangram oyununda öğrencimiz benefit olarak yani bilişsel beceri olarak görsel algı kazanmış. Yani bu oyunu oynayarak görsel algısı gelişmiş. Duygusal beceri olarak patience öğrenmiş yani sabretmeyi öğrenmiş. Yani oynarken gerçekten de çok zorlanabileceği yerler var. Yani şekli belki de bazen 5 dakika, 6 dakika, 7 dakika uğraşmanız gerekiyor ki yapmanız için. Ama bunda bazı insanlar sabır gösteremeyebiliyor. Fakat sabırlı davranmış gerçekten hocanın da teşviğiyle sabretmiş. Sosyal becerisi olarak da kurallara karşı saygılı olma, karşısındaki rakibine karşı veya orada o ortamda ona ders veren hocasına karşı saygılı olmaya çalışmış. Ve en sonda da bu tangram oyununa yani geometrik ve mekanik oyunlar arasında yer alan tangram oyununda matematik ve geometriksel bir beceri kazanmış. Yani çocuk artık üçgenlerin nasıl döndüğünde, hangi üçgene dönüştüğünde, hangi adı aldığını bunları öğrenmiş. Bir diğer mesela word puzzle dediğimiz kelime oyunları içerisinde yine görsel algı kazanmış öğrencimiz. Yine sosyal, emotional olarak pardon, sabretmeyi öğrenmiş. Sosyal benefit olarak yani sosyal beceri arasında başarılı olmayı görmüş ve yine language skill dediğimiz yani dil becerisini geliştirmeye yönelik bir çalışma yapmış. Evet, biz bunları öğrencilerimizin her birine teker teker uygulamaya çalışıyoruz ve her öğrencimizin ayrı bir performansını çıkartmaya çalışıyoruz ki bu çok önemli. Çünkü ailelerin en çok dikkat ettiği ki biz eğitimcilerin de en çok dikkat ettiği hususlardan bir tanesi bu. Çünkü bir dersi öğrettikten sonra çocuğun kazanacağı beceriyi ölçemiyorsanız o dersi öğretmenin çok bir önemi yok. Yani biz bunu belki bazı kurumlar testle yapmış, bazı kurumlar soru cevap usulüyle yapmış ama bizler de oyunlarla bunu yapmaya çalışıyoruz. Ve çocuğun performansını daha iyi seviyelere yükseltmek için elimizden geleni uygulamaya çalışıyoruz. Evet, bir diğer projemiz yine aynı Bamgales sistemi içerisinde Bamgalik dediğimiz yani akıl ve zeka oyunları ligi. Bu da ayrı bir performansı oluşturuyor sevgili dinleyenler. Bu da yeni olarak başlayacak. Gelecek yıl inşallah Eylül ayında itibaren bu sistemi de başlamaya çalışacağız. Yine aynı futbolda, basketbolda olduğu gibi zaten bu zeka oyunlarının genel adı dünya çapında Mind Sports diye geçiyor. Yani zeka sporları, oynadıkları satrançlar, yaptıkları işlem oyunları, matematik oyunları, sudoku oyunları bize genel mantık, muhakeme, akıl yürütme, strateji üretme gerektirdiğinden dolayı bunların hepsine Mind Sports denmiş. Yani zeka sporları. Biz bu zeka sporlarını da dünya çapında araştırdık. Tabii farklı bir uygulaması var mı? Farklı şekilde uygulayanlar var ama lig sistemini kurmaya karar verdik ve lig sistemiyle de öğrencilerimize bu işin daha da zevkli hale gelmesi, fun hale gelmesi, eğlenceli hale gelmesi için nasıl bir metot geliştirebiliriz diye düşündüğümüzde lig sistemi ortaya çıktı. Aynı futbolda olduğu gibi yani daha hazırlık liginden başlıyorsunuz. Amatör lig, kusura bakmayın ikinci butondaki yer amatör ligdi. Yazı çıkmamış zannedersem. Amatör lig, birinci lig, süper lig ve en son artık Golden League dediğimiz yani altın lig seviyesine çocuklarımızı çıkartmaya çalışıyoruz. Çocuğumuz her lig seviyesinde farklı oyunlar uyguluyor ve rakiplerini yendik sıra lig atlıyorlar. Yani puanları da artık sıra hani
puanlar futbolda da aynı şekilde yüksek top puanlar yapanları üst lige alırsınız. Aynı şekilde de burada top yapan her ligde çocuklarımızı bir üst lige alarak ilerlemesini sağlıyoruz. Evet, burada da örnek diğer bir çalışmamız var. O da BAMGO. Yaklaşık 2 yıldır yapmaya gayret ettiğimiz bir çalışma. Bu da zeka ve akıl oyunlarının olimpiyatı. Öğrencilerin arasında yine kategorize edilerek, mesela bakın broşürde görüyorsunuz, Grade 1, 2, 3'lere Tangram'dan bir olimpiyata katılmışlar öğrencilerimiz. 4, 5, 6, 7, 8 sınıflar Mangala'dan bir olimpiyata katılmışlar. Ve bunun içeriğini daha da biz beslemeye çalışıyoruz. Çünkü zeka oyunları sadece strateji oyunlarından ibaret değil, sadece mekanik oyunlarından ibaret değil. Akıl ve işlem oyunları var, hafıza oyunları var. Karma zeka oyunları dediğimiz işte Sudoku vari, Futoshiki vari oyunlarımız var. Bu oyunları farklı mercilerde uygulayarak yılda bir defa da bütün öğrencilerimizin katılabileceği bir olimpiyata dönüştürdük biz bunu. Ve bunun adı da BAMGO, yani Brain and Mind Games Olimpiyat. Bu olimpiyatta da çocuklarımız sertifikasını, madalyasını ve ödüllerini alarak yollarına devam ediyorlar. Sevgili dinleyenler, bir diğer proje BAMGAVAL dediğimiz, yani bu işin festivali, biz şu an bulunduğumuz ülkede, Kanada'da yaklaşık 2 yıldır 2 festivale katıldık. Matematik festivallerine katıldık ve çok ilgi gördük. Gerçekten de çok güzel karşıladı insanlar. Ve standlarımız gerçekten doluydu. Yaklaşık 200-300 kişiye yakın öğrencimiz geldiler. Eğitimlerden haberdar oldular. Eğitimden haberdar olduktan sonra da kayıtlarını yaptıranlar oldu. Ve bu noktada da farklı kurumlarla da ortak çalışmalarımız var. Matematik festivallerine katılıyoruz. Bunun dışında yine bu sene başlattığımız bir uygulama, yaz kampları, ve bu sene ilkini gerçekleştirdik. Çünkü görsel artık olması gerekiyor. Visual dediğimiz, yani online ortamında olması gerekiyor. Çünkü koronadan dolayı şu an kurumlar maalesef kapalı. Bazı kurumlara girmeye müsaadesi verilmediğinden dolayı biz de online'dan öğrencilerimize bu işin eğitimini verelim dedik ve yeni BAMGA Camps dediğimiz, yani zeka oyunları kampı sistemi başlattık. Bunun yanında gelecek dönem olarak yine bir müjde olarak vermek istiyorum buradan seyircilerimize. BAMGA Tour dediğimiz, yani artık bu işin turnuvasını yapma. Ayda bir defa zaten lig sistemi 4 aylık süren haftalık bir sistem. Yani her hafta çocuk farklı oyunlar oynayarak ligde atlamaya çalışıyor. Ama BAMGA Tour'da da tournament dediğimiz, yani zeka oyunları turnuvalarında da her ay farklı bir oyun oynayarak çocuğa beceri kazandırma çalışmalarımız devam etmekte. Bir de bu işin sergisi, biliyorsunuz herkes oyun deyip geçiyor ama gerçekten bir oyun üzerine ciddi kafalar yoruluyor. Ben özellikle Sudoku hazırlayan bir arkadaşımla bir muhabbetim olmuştu. Günlerimi alıyor demişti. Yani bu bir soruyu hazırlamak, oturup bir soruyu hazırlamak, bir tane hani o 9'a 9 Sudoku'yu çözmek için günlerimi alıyor, kafa yoruyorum, oturup kalkıp bunu düşünerek bu soruyu çıkartıyorum diyordu. Ve gerçekten çok emekler harcanıyor. Strateji oyunlarında özellikle sadece oyun üreten şirketler var bakın. Ve bu şirketlerin içerisinde, bünyesinde çalıştırdıkları Ar-Ge ekiplerinde yüzlerce insan çalışıyor bazı oyunlarda. Yani kategorize etmişler, her bölümün departmanı ayrı ve her departmanda farklı insanlar çalışıyorlar. Ve gelecekteki nesillere, insanlara faydalı olabilecek, insanların gerçekten güzel yaşayabileceği, faydalı yaşayabileceği güzel şeyler sunmaya çalışmak için insanlar gayret ediyorlar. Evet sevgili dinleyenler, burada üzerinde durmak istediğim çok önemli bir proje var. Özellikle bu dönemde yaklaşık 6-7 aydır, belki daha da uzun zaman oldu, korona döneminde hepimiz evlerimizde belki kaldık, dışarı çıkamadık. Yavaş yavaş belli yerler açılmaya başladı. Belki okullar Eylül'de açılmaya başlayacak. Belki açılmayacak, onu da bilmiyoruz. Ama bizim aslında korona olsa da olmasa da her zaman birlikte olmamız gereken, bize verilen çok kıymetli bir değer var. Bunlar da çocuklarımız. Yani sadece çocuk deyip geçmemek lazım, küçük dememek lazım, büyük dememek lazım. Aslında hepimizin birbirine ihtiyacı var. Yani burada belki psikolog arkadaşlar, sosyal iş arkadaşlar daha farklı mercilerde bu konuları çok güzel anlatabilirler ama ben oyun yönüyle bu işe bakmaya çalışacağım. Gerçekten çocuklarımızın özellikle anaokulundan 8. sınıfa kadar, ben lise çağında da gördüm çocukların ne kadar ilgiye muhtaç olduğunu oyunlarla. Yani her kesime hitap eden bir şey çünkü. Çok meşhur bir söz vardır ileriki sunumda gelecek. Evet, George Bernard Shaw'un
Yaşlandığımız için oyun oynamayı bırakmayız. Oyun oynamayı bıraktığımız için yaşlanırız diyor. Yani aslında devamlı çocuklarımızla oynayabilsek, devamlı çocuklarımızla birlikte olabilsek, tabii bu sabahtan akşamlara kadar olacak bir şey değil ama kendimize bir program yapabiliriz. Mesela yarımşar saat her gün 30 dakika çocuklarımızla nitelikli oyunlar oynayabiliriz. Yani buna ciddi manasıyla bu değerlerimizin, bu güzel insanların ihtiyacı var. Gerçekten çocuklarımız çok kıymetli varlıklar. Bu dünyadaki bize verilen en kıymetli varlıklar ve bu varlıkları, bu güzel insanları, bu güzel çocukları, bu güzel nesilleri gelecek insanlara, gelecek nesillere faydalı olmaları için yetiştirmek de bizim elimizde. Yani hep dışarıya bakmakla çok olmuyor sevgili dinleyenler. Yani öğretmen sahip çıksın, bir kuruma verelim o sahip çıksın. Evet doğru bir şey. Yani kurumla aile ve çocuk üçlü bir sacayı kurarak bu işi çok iyi sağlayabilirler. Ve bunun sağlanması gerekiyor. Acizane kanaatim. Ama öncelikle eğitim evde başlıyor. Yani anne babadan çocuk gördüğünü uygulamaya çalışıyor. Anne babasıyla birlikte olduğu şeyleri çok seviyor. Ve bir istatistik çalışmaya baktığımızda gerçekten çocukların hepsinin bir feryadı. Özellikle bizim projemizin de adı bu, Play With Me. Yani benimle oyna veyahut da Play With Us, bizimle oyna anne baba diyorlar. Bunu belki sözleriyle söylemiyorlar ama lisan-ı halleriyle söylüyorlar. Yani bize bir bakıma yani halleriyle ifade ediyorlar. Gelip anne benimle oynar mısın, baba benimle vakit geçirir misin diyerek bunu ifade etmeye çalışıyorlar. Ama içlerinde o temiz duyguları biz maalesef bazen anlayamıyoruz. Bazen yoğunluğumuza veriyoruz. Diyoruz ki iş hayatımız var. Çalışma hayatımız var. Evet, ekmek teknesini çevirmemiz gerekiyor. Doğru. Ama çocuklarımızı ihmal hiçbir şeye benzemiyor. İhmal ettiğimizde Allah korusun ileride çocuklarımızın da maalesef farklı mercilerde olduğunu görüyoruz. Farklı yerlerde olduğunu görüyoruz. Onun için bir bakıma eğitim evde başlıyor. Biz yine evde eğitimi daha da zevkli hale getirme adına da daha önceki sunumlarımda da paylaşmıştım hatırlarsanız. Öğrencilerimizin oynayabileceği, velilerimize uygulayabileceği bir takım oyunlardan bahsetmiştik. Mesela bu oyunların eğitimlerini aldıktan sonra özellikle oynayıp eğitim almak bitirmek değil sevgili dinleyenler. Eğitimi aldıktan sonra o çocukla birlikte oturup yarım saat, 15 dakika, 20 dakika bu oyunu oynamak hem o çocuğa ciddi bir motivasyon sağlayacaktır, hem o çocuğun o oyunu tekrar etmesini sağlayacaktır, hem de velinin anne baba ve çocuklarla özellikle birlikte oynanan oyunlarda ne kadar güzel kaynaştığını, muhabbet ettiğini göreceksiniz. Ben değişik velilerimizden duydum. Farklı günlerde muhabbet ettiğimizde söylüyorlardı. Hocam oturduk oynadık birlikte, bir çay yaptık. İşte bir çerezimizi yanımıza koyduk, böreklerimizi koyduk, oynadık ve çok zevkli bir gündü diyorlar. Yani bunu keşke haftada bir defa, iki defa, keşke yapabilsek her gün çocuklarımızı kazanma adına, çocuklarımızın daha güzel eğitilmesi adına yapabilsek bizim için çok büyük mutluluk olsa gerek. Onun için ben buradan, ekrandan herkese hitap ediyorum. Lütfen play with me. Yani çocuklarımızın ifadesine kulak verelim. Benimle oyna ifadesine kulak verelim. Ve elimizden geldiği kadar bir tane oyun, yani yüzlerce oyuna gerek yok. Aldığımız eğitimlerden, zeka oyunları eğitimi almışsa, koçumuzla, hocamızla ve üçlü sacağını kurarak, bu çok önemli bir şey. Eğitimde de bu çok önemlidir biliyorsunuz. Yani sadece çocuğun okula gidip gelmesi önemli değil. Anne baba, çocuk ve okul. Anne baba, çocuk ve koç, hocası, eğitimcisi kim olacaksa bu insanlarla birlikte vakit geçirmek çok önemli bir unsur şu an dönemimizde ve çağımızda. Yoksa çocuklarımızın ilerideki durumlarından belki çok mahzun olacağız, çok üzüleceğiz. Acaba nerede yanlış yaptım, niçin ihmal ettim diye bir bakıma kendimizde hayıflanmalar meydana gelecek. Onun için hep beraber gelin diyorum anneler babalar olarak onlarla oynayalım, birlikte nitelikli vakit geçirelim. Gerekirse onlar yensin, biz yenilelim. Ama çocuklarımıza birlikte olup hem oyunları öğretmeye hem oyun becerisini kazandırmaya birlikte çalışalım. Çünkü buna onların çok ihtiyacı var. Ben zaman zaman tabii çocuklarımla koçluk yaptığımdan dolayı, öğrenci koçluğuyla yaptığımdan dolayı muhabbet ettiğimde soruyorum. Ne yapıyorsunuz, neler yapıyorsunuz okulda, evinizde, dışarıda falan dediğimizde çocukların en çok dediği şey şu bakın. Okulda vakit geçirmesini söylemiyor. Annemle babamla diyor şuraya gittim. Annemle babamla şu oyunu oynadım. Annemle babamla birlikte kahvaltı yaptık vesaire gibi ifadeler kullanıyorlar. İşte biz bunu yine nitelikli olarak yani her şeyi nasıl yiyemeyeceğimiz gibi vücudumuza zararlı olacağı gibi aynı şekilde nitelikli oyunlarla, zeka oyunlarıyla, akıl oyunlarıyla, eğlenceli oyunlarla, eğitimsel oyunlarla yani educational games dediğimiz diğer bir kategorideki oyunlarla da çocuklarımızı besleyerek gelecekte çok güzel insanlar, geleceğin düşünebilen, sorgulayabilen, araştırabilen, problemlere çözümler bulabilen nesiller yetişmesi, nesiller olması için
uğraşmak bizim en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor ki her anne babanın da hedefi zannedersem bu olsa gerek. Bazı milletlerde, bazı ülkelerde ben bunu şahsen gördüm. Gerçekten çok idealist insanlar var. Çocuklarının eğitimiyle birebir ilgilenmeye çalışan, acaba hangi oyunu aldırsam, acaba hangi oyunu oynatsam, acaba hangi dersi aldırsam, hangi işle takviye etsem diye bu işin ızdırabını çeken insanlar da mevcut, çoğunlukta var. Ama biz bunu daha iyi seviyelere getirmek için, daha yüksek seviyelere getirmek için elimizden gelen gayretle yapmaya çalışmamız gerekiyor sevgili dinleyenler. Evet, bu projede neler yapılabilir? Ben kısaca ondan bahsedeceğim. Zamanımın el verdiği nispetle vaktim de daraldı. Çocuklarımızla daha nitelikli birlikte olma adına nitelikli oyunlar oynayabiliriz. Dediğim, geçen bölümde de arz etmiştim, şu oyunlar alınabilir. Bir tanesinden başlanabilir. Atıyorum Katamino oyunu alınıp bununla başlanabilir. Bir tane satranç alınıp satrançla başlanabilir. Ve bu şekilde çocukla nitelikli bir şekilde oynayabiliriz, birlikte olabiliriz. Bir diğer şey, bu da çok güzel bir sistem. Soru cevap yarışmaları yapılabilir. Mesela önceden olurdu biliyorsunuz. Biraz sonra aşağıda gelecek isim şehir oynardık. Bizim belki de evimizin vazgeçilmez bir oyunuydu. Hala oynuyoruz biz çocuklarımızla ailece oynuyoruz devamlı. İsim şehir, hangi ülkeleri biliyor, hangi şehirleri biliyor. Bir harfe göre bir harf ifadesi kullanıyorsunuz. A diyorsunuz mesela. Bu A ile ilgili çocuk isim, şehir, hayvan, farklı eşya, farklı şeyler kategorileri çoğaltabiliyorsunuz. Ve şu an Almanya gibi, İngiltere gibi, Amerika gibi, Kanada gibi ülkelerde bu oyunlar çok yaygın bir şekilde oynanıyor farklı yerlerde. Evet, bir diğeri creativity oyunları dediğimiz, yani üretkenlik oyunları, Lego yapma veyahut da tahtalardan alınan bir takım parçalarla ev yapma, araba yapma, çocuklara yapım sanatını yani üretkenlik sanatını öğretme gibi oyunlar da oynayabiliriz. Çocuklarımızla sosyal etkinlik içeren oyunlar ve aktivitelere yönlendirebiliriz. Mesela ben bir örnek vereyim. Daha önceki sunumda da bahsetmiştim. Bir Kanadalı öğrencim var. 7 günü de dolu. 7 gün full dolu. Yani bir gün spora gidiyor, bir gün zeka oyunu dersi alıyor, bir gün müzik dersi alıyor, bir gün robotik ders alıyor, bir gün başka bir ders alıyor. Ve çocuk bundan çok memnun. Yani sıkılarak gitmiyor. Çünkü çocuk oraya ders öğrenme amacıyla değil, eğlenme amacıyla gidiyor. Fakat siz eğlenme amacıyla gittiğiniz o yerde çocuğa çok güzel bir eğitim sunarsanız, yani oyunlarla, ne bileyim, legolarla, materyallerle veyahut da dersi eğlenceli hale getirebilirseniz, çok farklı merceğe kayacaktır bu çocuklar. Ve gerçekten artık onlardan vazgeçemez hale gelecektir. Ya benim şu an bizzat burada özellikle Kanada'da yaşadığımdan dolayı Kanadalı öğrencilerimden sürekli 2 yılı geçti ders alan öğrencilerim var. Hiç bırakmadılar ve zevkle oynuyorlar ve yarışmalara katılıyorlar. Ciddi dereceler alanlar var işlerinde. Yani bu noktada da biz oyunları, zeka oyunlarını, creativity dediğimiz üretkenlik oyunlarını velilerimize, arkadaşlarımıza tavsiye ediyoruz. Evet, oynayan çocuk canlılığın ve sevincin sembolüdür. Gerçekten çocuk oynayarak mutlu oluyor. Yanlış yapacak, kıracak, dökecek, belki yanlış bir yola girecek oynarken. Patikaya girmiş olacak, otobanda gitmesi gereken ama siz bunu yönlendirebilirseniz, anne babalar olarak, koçlar olarak, eğitimciler olarak biz çocuklarımızı bu şekilde, güzel bir şekilde yönlendirebilirsek, onlar gerçekten doğru yolu, güzel yolu kendileri bulacaklardır. Oynaya oynaya, düşüne düşüne kendileri gerçek yolu bulacaklardır ve hiçbir çocuk görmedim ki oyun oynarken yani bu yüzünü buruştursun. Yani ben hocam hiç memnun kalmadım ya falan diyen yok. O anda gerçekten çok farklı bir atmosfer. Çocuk oynuyor, bir şey de başarıyor. Mesela yendiğini görüyor çocuk. Veya ne bileyim yenildiğini anlıyor ama daha iyi nasıl yenebilirim hocam diye taktik öğrenmeye çalışıyor. Ve gerçekten çocukların simasında, yüzlerinde bu sevinci, bu mutluluğu görüyorsunuz. Bu da biz eğitimcilere çok ciddi mutluluk veriyor. Evet, biraz önceki ifadede de çok önemli. Tekrar ifade etmek istiyorum. Yaşlandığımız için oyun oynamayı bırakmayız. Oyun oynamayı bıraktığımız için yaşlanırız. Yani şu an bazı ileri ülkelerde, Amerika gibi, Almanya gibi farklı ülkelerde biliyorsunuz Alzheimer hastalığı üzerine ciddi çalışmalar yapılıyor. Ve oyunların bu noktada ne kadar çok etkili olduğu görülmüş. Yani dijital manada belki kurulan artık şu an yeni siteler, yeni programlar var. Yani bu zeka oyunlarının şu an en ideali face to face, yani çocuğun veya kişinin dokunarak, algılayarak oynayacağı oyunlar. Şu an fotoğrafta da gördüğünüz gibi çocuk materyali alıyor, uyguluyor, dokunuyor, tabiri caizse kokluyor, görüyor ve yapıyor. Ama bu oyunlar artık şu an belki dijital ortama taşınmaya başladı.
ben dijital ortamı çok fazla tavsiye etmesem de, tasvip etmesem de artık çocuklarımızın daha iyi yetişmesi, yani bir bakıma iki türlü artık sistemi kurmak gerektiği kanaatini taşıyorum. Hem on-site'da çocuklarımızla sınıf ortamında ve birebir yüz yüze geldiğimizde uygulama, bir de online platformlarda yine çocukları kendi haline bırakarak değil bakın. Şu an bazı velilerimiz diyeceklerdir ki, yani hocam şu an artık teknoloji dönemi, bir şey yapamazsın. Yani bu noktada artık çocuklarımızı engel olamıyoruz. Yo, engel olunabilir. Yani bu noktada şöyle engel olunabilir veya destek olunabilir. Çocuklara bir bakıma oynayacağı oyunları seçerek, hangi oyunları oynaması gerektiğini veya bir eğitmen vasıtasıyla veya anne babalar olarak bizler kendilerimizle çocuklara yön verebiliriz. Yani yoksa çocuk gerçekten koskoca bir dünya, dibi görünmez bir kuyu, bilgisayara girdiğinde ne yapacağını bilemez. Ve bundan dolayı zaten koçluk çok önem kazanıyor. Belki de yine psikolog arkadaşlara ben havale edeceğim. Koçlukla alakalı farklı şeyler söyleyenler muhakkak vardır. Özellikle oyun koçluğu gerçekten çok önemli. Ben çok önemsiyorum. Çocukların oynayacağı oyunlara kadar tespit etme, öğreneceği dilde bile koçluk çok önemli. Derslerinde koçluk çok önemli. Bu noktada ben koçluğu farklı bir şekilde inşallah gelecek programlarda tekrar ifade etmeye çalışacağım. Bu proje olmazsa ne olur? Yani biz çocuklarımızla oynamazsak veya faydalı oyunlar oynamasına vesile olmazsak ne olur? Teknoloji bağımlılığı kaçınılmaz olur. Artık çocuğu bilgisayarın başından kaldıramazsınız. Yani yemek saatinde dahi artık bilgisayarın başında anne yemeği masama getir diyecek çocuklar biliyorum ben. Birkaç velimin ızdırabıydı. Hamdolsun şu an düzeltmeye çalışıyorlar, düzelmeye başladılar. Yani çocuk ayağını yemeği istiyor. Hiç diyor bilgisayardan başından kalkmıyor diyor. Yani 8 saat bilgisayarın başında oynayan öğrenciler var. Maalesef biz teknoloji bağımlılığı engellemenin en önemli yollarından bir tanesi Play with me dediğimiz, yani benimle oyna anne baba projesine destek vermemiz gerekiyor. Aileden ve çevreden soğuma başlar. Çünkü arkadaşı zaten bilgisayar, başka birisine ihtiyacı yok, değil mi sevgili dinleyenler? Yani benim karşımda bir ekran var ve dibi görünmeyecek derinlikte bir kuyu var. Gidiyorum, artık kendimi kaybediyorum tabiri caizse. Koca bir dünya benim karşımda. Artık anne babasını da çok görmezlikten gelir. Arkadaş ihtiyacı çok duymaz. Zaten ekranda arkadaşımla görüşüyorum der. O başka evde, ben başka bir evdeyim. Buradan zaten oynuyoruz der ama aslında arkadaşlık yapmıyorlar. Bir bakıma teknoloji bağımlılığı yapıyorlar. Evet, teknoloji bağımlısı bir çocuk hiçbir şey yapmak istemeyecek ve yalnızlaşacaktır. Gerçekten kendi haline kalacaktır. Başka kimseyi istemeyecektir. Bu da farklı bir handikap. Zaman israfı kaçınılmaz olur. Her 10 geçten biri, bakın bu gerçekten tespit edilen bilimsel bir araştırma. Her 10 gençten biri teknoloji bağımlısı, zamanın nasıl geçtiğini bile anlamıyorlar. Yani bu dönemde özellikle, evet korona döneminde evlerimize kapandık. Tam da çocuklarımızla birlikte olma zamanı, tam da onlarla birlikte oynama zamanı. Yani bilgisayarın karşısında beraber geçip nitelikli oyunları, zeka oyunlarını birlikte oynayabiliriz veya board game olarak aldığımız, yani kutu halinde aldığımız oyunları, materyal halinde aldığımız oyunları birlikte oynayabiliriz. Bu da çok önemli. Şahsen ben çok önemsiyorum. Saygı ve sevgi azalması meydana geliyor. Birlikte vakit geçireceği kişiler çok önemli. Yani anne babasıyla vakit geçiren çocuklar gerçekten çok mutlu. Öğretmenleriyle, faydalı insanlarla, yani kendisinden fayda olmayacağı insanlarla birlikte olması çocuğun gerçekten en çok kazanacağı değerlerden biri diye düşünüyorum. Yani bu değerleri de biz çocuklarımıza kazandırmak için elimizden gelen tüm gayreti göstermeye çalışacağız. Eğitimlerimiz devam ediyor. Mind Games kurslarımız devam etmekte ve gerçekten çocuklarımızın her birini ayrı ele alıp her birine kazanmakla mükellefiz. Anne babalar olarak, eğitimciler olarak bu çocuklar bize emanet olarak verilmiş ve bu emanetlere çok güzel sahip çıkmamız gerekiyor. Çok iyi yetiştirmemiz gerekiyor. Çünkü artık eski dönemdeki gibi değil, eski dönemlerimizdeki gibi çocuklar yok artık. Çok daha zeki, zeka seviyeleri gerçekten her geçen gün daha da yükselen, daha da yeni şeyler bulmaya çalışan, üretmeye çalışan farklı bir sürü insan ve çocuk şu an yetişiyor ve kompetitif halde, yarış halinde birbirleriyle yarışıyorlar bu çocuklarımız. Evet, bizler her zaman sizlerle birlikteyiz. Bir diğer programımızda da yine buluşma ümidiyle, gelecek programımızda da akıl ve zeka oyunları koçluğu nasıl yapılır veya nedir? Akıl ve zeka oyunları koçluğu nedir? Dünyadaki uygulanan akıl ve zeka oyunları organizasyonları nelerdir? Ve derslerimizden birkaç örnek, enstantiler ve kesintiler sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Hayırlı akşamlar diyorum. Kolay gelsin.